Merhaba arkadaşlar Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle genellikle hepimizin evinde bulunan lastik tokalardan e, bir çalışma yapacağız. Düz siyah ya da rengarenk olan tokalarımızın üzerine birkaç sıra örerek e, daha şık ve daha güzel görülmesini sağlayacağız. Evet düz siyah e, tokamızın üzerine iki renk uygulayarak e, şık bir toka çalışması elde ettik. Bu e, düz tokalarımızı farklı renkler ve farklı iplerle istediğimiz şekilde süsleyebiliriz ve dilediğimiz ip markalarını kullanabiliriz lif ipi olabileceği gibi bebe ipleriyle de bu çalışmamızı yapabiliriz Evet kolay gelsin diyerek hemen çalışmamıza başlayalım kolay gelsin Tığ olarak ipime uygun olarak 4 milimetrelik tığımı kullanıyorum. Yani 2 numara dediğimiz tığ numarası ve herhangi bir şöyle lastik tokamız var. Ve istediğimiz renklik ipimizi alıyoruz. Hemen tokamızı örmeye başlıyoruz. Bir tane zincirimi çekiyorum. Tığımı düğümüm atmış oluyorum. Ve hemen tokamı alıyorum. Herhangi bir yerinden sabitliyorum. Başını doluyorum. Batıyorum. Tek seferde çekiyorum, başını doluyorum. Tek seferde çekiyorum. Altan ipimizi gizleyerek örmekteyiz. Sadece başını doluyorum. Ve tek seferde çekiyorum. Çok fazla sıkıştırmıyorum. kadar çünkü iplerimizin kalın ve ince oluşuna göre farklılık gösterecektir bu ölçü tamamen kapanana kadar bu şekilde örerek tamamlıyorum bütün çevresini şu şekilde örerek tamamladım şimdi geçişimizi yapıyoruz bakın ilk başlangıç noktamıza gelerek batıyorum ilmeğimi geçiriyorum 1 2 3 4 5 5 tane zincirimi çekiyorum hemen yanındaki bölüme gelerek batıyorum Şuradaki görmüş olduğumuz bölümü. 1 2 3 4 5 tane zincirimi çektim bir sonraki trabzan üzerine gelerek batıyorum. 1 2 3 4 5 bir sonraki trabzanımın üzerine batıyorum 1 2 3 4 5 bir sonraki trabzan üzerine gelerek batıyorum tek seferde çekiyorum ve yeniden 1 2 3 4 5 sırayı takip ederek başlangıç noktamıza kadar örerek gelelim uç noktaya kadar şu şekilde örerek geldik bakınız son birkaç tane e, trabzanımız kaldı hemen birlikte yapalım 1 2 3 4 5 hemen öndeki kapatıyorum kapatıyorum 1 2 3 4 5 öndekine batıyorum ve kapatıyorum en son trabzanımı ördüm 1 2 3 4 5 başlangıç noktasındaki 5 zincirimin içerisine gelerek giriyorum bir tane zincirimi çektikten sonra renk değişikliği yapmak için ipimi kesiyorum isterseniz ipimizi de devam ettirebilirsiniz aynı renkle ya da durabilir renk değişikliğini yapabilirsiniz ama takılmasın zorlanmayalım diye hemen ipimizi kopardım ikinci rengim olan pembe ipime başlıyorum bir zincirimi çekiyorum öncesinde düğümümü atmış oluyorum ve herhangi bir yerinden örmeye başlıyorum bakınız 5 tane zincir çektiğim bölümlerin bir tanesine giriyorum 1 2 3 4 5 6. 6 zincirimi çekiyorum. Bir sonraki bölüme batıyorum. 1 2 3 4 5 6. 6 zincirimi çektim. Hemen yanındaki yere batıyorum. 2 3 4 5 6. Alttaki bakınız. 5 zincirli mavimize batıyorum. 4 5 6. Hemen aşağıya batıyorum. 1 2 3 4 5 6 Sıradakine sıradakine batarak başlangıç yerimize kadar ilerleyelim. Hiç atlamayalım bakınız. Her bir yuvanın içerisine batarak devam edelim. Başlangıç noktamıza kadar altı şar zincirimizi örerek geldik. Bakınız gayet güzel karanfilleşti tokamız. Hemen son iki tane olan bölümü de birlikte örelim. Altı zincirimi çekmiştim. Batıyorum. Yeniden bir, iki, üç, dört, beş, altı. Bir sonraki bölümümüze batıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Başlangıç noktama batıyorum. Tekrar 6 zincirle ikinci bir pembe sırası dolaşmaya başlıyorum. 2 3 4 5 6. 3 4 5 6. Ve bu şekilde sıramızın başlangıç yerine kadar ilerleyelim. Şöyle görelim bakınız. Sıramızı tamamlayalım. Hem zincir sıramızın da ikincisini tamamlamak üzereyiz. 2, 3, 4, 5, 6 batıyorum. Dilerseniz bir sıra daha dolaşabilirsiniz. Ama çok da fazla kalınlaşmasına gerek yok. Evet şu şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6 en son batalım. Bir tane zincirimizi çektikten sonra ipimizi keselim. Ve arkasını şöyle çevirerek zincirimizi batığımız yerde gizleme çalışmamızı yapalım şu şekilde aşağıya doğru geçirelim kalan ipimizi yeniden temizleyelim Evet düz olan lastiğimizi bakınız çok eğlenceli güzel bir toka haline getirdik gayet güzel Okullarımızın açıldığı bu günlerde çocuklarımıza dilediğimiz renklerle ve dilediğimiz iplerle bu tür çalışmalar yapabiliriz. Evet. Bu şekilde çalışmamızı tamamladık. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.